Fener Rum Patrikhanesi, Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Ayayorgi Kilisesi'nde yer almaktadır. 16. yüzyılda manastır olarak kullanılan Ayayorgi'ye Patrikhane 1602 yılında taşınmıştır. Kilise mimari olarak sade görünümlüdür. İçeriye doğru girildiğinde ise eski tarihlerden kalma eşyaların ve altın kaplamaların ihtişamı vardır. 5. yüzyıldan kaldığı bilinen Patrik tahtı, dünyada benzeri çok az bulunan 3 mozaik ikon, Hazreti İsa'nın bağlanarak kırbaçlandığı kabul edilen sütun ve 3 azizeye ait tabutlar bulunmaktadır. Kiliseye ilk girdiğimizde bizi 3 kapı karşılamakta, sağ ve soldaki kapı kullanılmaktayken ortadaki kapı yıllardır hiç açılmamış. Bunun nedeni ise Osmanlı'ya karşı çıkan bir patriğin bu kapıda idam edilmesiymiş. Kilisenin avlusundan içeri girdiğimizde ise sağ tarafta Ayayorgi'nin resmi bulunmakta. Sol tarafta ise cam bir dikdörtgen içerisinde dikilmiş mumlar yer almaktadır. İnanışlara göre buraya dikilen her bir mum, mum dilenen dileği ve mumun yanan ateşi de ebediyeti simgelemekte. Kilisenin içerisine doğru ilerlediğimizde eski tarihlerden kalan altın kullanılarak yapılan el işçiliği ve büyük avizeler dikkat çekmektedir. İçerideki tüm mimari altın olup yer yer fil dişi sedef ve mermerde kullanılmıştır. Kilise kapısının üst kısmında ise iki melek ikonu dikkat çekmektedir. 25. yüzyılda yapılan bu ikonlar Angelopoulos tarafından yenilenen kilise, Angelopoulos'u anmak için kilisesinde böyle bir görselliğe yer vermiş. Elinde beyaz örtüde kiliseyi tutan melek hediye edilen mimariyi, elinde mavi örtüyle kiliseyi tutan melek ise onarılan mimariyi simgelemektedir. Kapının çaprazında ise balkonlar vardır. Bu balkonlarda önceden kadınlar otururken yeni gelen düzenlemeyle erkekler de girip dua edebilmektedirler. Önemli 3 din adamının da kemikleri Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunuyor. Aziz Ioannis çok güzel konuştuğu için Ioannis'e altın ağızlı kabı verilmiştir. Döneminin en yakışıklı azizidir. İmparatorluklar tarafından kıskanılmış ve bu yüzden kabul görülmemiştir. Ioannis öldükten sonra kemikleri 1204'te çalınmış ve daha sonra 2004'te kemiklerinin bulunmasıyla Patrikhane'ye getirilmiştir. Aziz Gregorius kendisini insanlığa adamış bir azizidir. Yaşamının son gününe kadar sayısız fedakarlıklar yapmıştır. Aziz Vasilios, 329 yılının sonunda Kapadokya'nın başkenti olan Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Vasilios ve ailesi zengin ve Allah'a imanları kuvvetli bir aileydiler. Tüm ömürlerini insanlara yardım etmeye ve iyilik yapmaya adadılar. Vasilios, eğitim zamanının bir kısmını Atina'da geçirdi. Atina'da eğitimini tamamladıktan sonra 355 yılında Kayseri'ye geri döndü. Ölümüne kadar insanlara iyilik yapmaya devam etti. Ölmeden önce de kendisini muayene eden doktorun Hristiyan olmasını sağladı. Aziz'in yan tarafında ise ahşaba işlenmiş Meryem Ana ve İsa'nın resmi bulunuyor. Ahşaba çizilen bu resim 11. ve 12. yüzyılda kiliseye bırakılıyor. Bunun nedeni ise İsa'ya inananların bir gün bu kiliseye, bu topraklara geri döneceklerine inanmaları. Ayin yerinin üst kısmında bulunan ikonostaziler de Hazreti İsa'nın hayatından kesitler resmedilmiş. 17. yüzyılda resmedilen bu eserler barok ve Osmanlı sanatı kullanılarak altın ve mermere işlenmiş. Bu ikonostazinin arkasında ise başka dua yeri bulunmakta. Sadece din adamlarının girdiği bu bölümde özel günlerde dua edilmekte ve din hakkında kararlar alınmaktadır.
Ayin yerinde sağ ve solda bulunan okumalık denilen fil dişi ve sedeften yapılmış uzun masalar yer almaktadır. İbadet yerinin sağ tarafında ise diğer ibadet edenlerin sandalyelerinden farklı 16 sandalye bulunmaktadır. En baştaki büyük sandalyeye Patrik ve yanındaki 15 sandalyeye de Sindot despotları oturmakta ve burada önemli kararlar alınmaktadır. İbadet yerinin solunda ise Müslümanlarca minber olarak bilinen ve Hristiyanlarda avan denilen dua yeri bulunmaktadır. Sedef ile işlenmiş avanda özel günlerde dua okunmaktadır. Kilisenin sağ köşesinde ise Hazreti İsa'nın bağlanıp işkence çektirildiği siyah mermer sütun bulunmaktadır. Sütunun üstünden dokunduğunuzda eziyette kullanılan çivi deliklerini hissetmeniz mümkündür. Hazreti İsa'nın eziyet çektirildiği bu sütunun diğer iki parçası Kudüs ve Roma'da yer almaktadır. Sütunun yan tarafında bulunan Yahya ve Meryem Ana ikonaları ise diğer ikonlardan farklıdır. 10. ve 11. yüzyıldan kalma bu ikonaların diğer ikonlardan farkları duvara sabit olmamasıdır. Meryem Ana ikonasının bir diğer özelliği ise sağdan sola ve soldan sağa ikonaya bakarak geçtiğinizde Meryem Ana'nın tüm vücuduyla size doğru dönmesidir. Eşine az rastlanan bu ikonaların hemen yanında ise 3 azizenin tabutları yer almaktadır. Azize Efimia 4. yüzyılın ilk yıllarında yaşamış Hristiyan bir kadındır. O yıllarda Hristiyanlık tam olarak kabul edilmemiş ve Doğu Roma'da çok tanrılı inanca devam etmiştir. Efimia'dan şimdiki Kadıköy'de Tanrı Ares adına düzenlenen bir törene katılmasını istemişlerdir. Efimia da pagan ritüellerine inanmadığı için törene katılmamış ve dinine sadık kalmasının bedelini çok feci bir biçimde ödemiştir. Tahta bir tekerleğe elleri ve ayakları bağlanan Efimia, tekerleğin yavaş yavaş döndürülmesiyle acılar içerisinde ölmüştür. Azize Teofana bir Bizans imparatorunun eşidir, tabutunda tacıyla birlikte yatmaktadır. Azize Solomani, M.S. 168 yılında Filistin'deki Yahudi katliamı sırasında bu ailenin bir ferdi olan anne Solomani ve 7 oğlu Antikus emrine rağmen domuz yemedikleri için önce çocuklar anne Solomani'nin gözleri önünde işkenceye tabi tutulmuş, sonra da içinde kızgın yağ bulunan bir tavaya atılarak katledilmişlerdir. Putperestler Azize Solomani'ye de işkence etmek isteseler de o kendisini ateşe atmak suretiyle Tanrı'ya kurban etmiştir. Bu üç azizenin tabutları özel ayinlerde açılmakta ve kemikleri insanlara gösterilmektedir. Müzik 11 Haziran ise kilise için önemli bir gündür. Kilisenin isim günü olan bugün de çeşitli dualar ve ayinler yapılmaktadır. Dua edenlere ikram olarak da ballı ekmek dağıtılmaktadır. Müzik